Öcalan'ın yakalandığı bilgisini ben bir fotoğraf olarak hatırlıyorum. O da Türk bayrağının yanında o boynu bükük halde bize yansıtılan o fotoğraf esasen bütün bu bilginin üzerine bir rahatlama, bir oh duygusu yaratmıştı, bir sevinç yaratmıştı. Haberi yanlış hatırlamıyorsam televizyonda duydum ben. Duyduğumda evde annemle beraberdik. Şimdi geliyor gözümün önüne. Ve durup bir şey demeden izledik. Etkilendiğimi hatırlıyorum. Annemin gözlerinde olduğunu hatırlıyorum. Ve bugün gitsem bile Doğu Karadeniz'e, Trabzon'un Of ilçesinden başla, Artvin'in Sarp sınır kapısına kadar git sahilden 25 tane üst geçit sayarsın. Ve bu üst geçitlerin tamamına yakınının ismi şehitle başlar. Şehit Başçavuş, Şehit Er, Şehit Yüzbaşı diye devam eder. Köy camilerinde hep şehit cenazeleri kalkardı. Ben de giderdim bunlara, hepimiz giderdik. Dolayısıyla bende böylesi bir geçmişin üzerine o fotoğrafı görmek, Öcalan'ın yakalandığı bilgisini ben bir fotoğraf olarak hatırlıyorum. O da Türk bayrağının yanında o boynu bükük halde bize yansıtılan o fotoğraf esasen bütün bu bilginin üzerine bir rahatlama, bir oh duygusu yaratmıştı, bir sevinç yaratmıştı. Ne oldu da Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye verilmesine karar verildi? Ve Türkiye Cumhuriyeti 20 küsur yıldır peşinde dolaştığı, Türkiye'yi yıllarca uğraştıran 41 insanının hayatını kaybetmesine neden olan böyle bir örgüt liderini ele geçirdi. Bunun arka planını öğrenebilmek, bunun tanıklıklarını dinleyebilmek için çaba sarf ederdim. Önce Suriye'ye bir kuvvet komutanımız gidip Suriye sınırında Esad'ı ikaz etti, baba Esad. Artık sabrımızın sonuna gelin dedi. Bunun üzerine bir süre müzakerelerin ardından Suriye PKK'ya destek vermeyi bıraktı. Hatırlayın, Adana mutabakatına imza koydu ve Öcalan Suriye'yi terk etti. Nereye gitti? Rusya'da olduğunu öğrendi. Türkiye bu kez gücünü, diplomatik gücünü Rusya üzerine kullandı. Sonra Rusya'dan yanlış hatırlamıyorsam İtalya'ya gelmiş olmalıydı. İtalya, Türkiye'de büyük bir milli birlik havası oluştu. İtalya protestoları oldu. İtalya elinde tutamadı, Yunanistan'a geldi. Yunanistan tutamadı, Kenya'ya gitti. Öcalan nasıl bir ilişki ağının önünde ki Suriye, Rusya, İtalya, Yunanistan, en son Kenya'da dolaşabilecek ve saklanabilecek bir kudreti elinde tutuyordu. Bunu çok merak ediyorum. Ben o günlerde gazetecilik öğrencisi, birinci sınıf öğrencisi bir gençtim. Mahalli gazetelerde yazıyordum. İşte televizyon o dönemki en önemli aracımızdı. İnternet, sosyal medya. İnternet vardı ama sosyal medya yoktu. İnternet yeni yeni kuruluyordu. Birkaç gazetenin internet sayfası vardı. Öyle haber güncellemek, işte efendim haberlerin Twitter sayfasından haberlere bakmak, an be an haber okumak böyle bir şey söz konusu değil. Tahminim o ki İmralı'daki arkadaşlar, davayı takip eden arkadaşlar mola verildiğinde telefonun başına geçip yazdırabildikleri kadar biz ertesi gün ya da akşam haberlerinde görebiliyorduk. Ama o gün devlete yardımcı olduklarını ben hatırlıyorum. Yani o gün bu davanın, Öcalan'ın yakalandıktan sonra Türkiye'nin iç barışını koruması, Öcalan davası görülürken herhangi bir infiale sürüklenmeden bu işin layıkıyla halledilebilmesi için basın iyi bir pozisyon aldı diye düşünüyorum. Buradaki milli birlik ruhunu da sekteye uğratmadan iyi bir pozisyon aldılar ve iyi bir gazetecilik yapıldı diye düşünüyorum. Öcalan'ın yakalanmasıyla beraber bir kısım PKK'lı kendisini yaktı. O günlerde sosyal medya provokatif nedenlerle kullanılabilirdi. Süreç iyi yönetildi. Şuna da izin verilmedi. Yani Öcalan'ın yakalanmasından kaynaklı olarak bunu istismar edebilecek gruplaşmalara izin verilmedi. Öcalan'ın yakalanmasında muhatap bütün bir devlet aygıtı, bütün sorumluluğunu alarak ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten olması itibariyle bir karşı karşıya gelişin önüne geçebilecek bir dirayetle süreci idare etti diye hatırlıyorum. Bir karşı karşıya geliş olmadı. Ama kendisini yakanlar oldu. PKK yalnız olup bunu böyle ifade eden, hani kendisini bunu sözde protesto adı altında yakarak protesto edenler oldu. Eğer sosyal medya bugünkü gelişkinliğinde o dönem olsaydı başkaca provokatif şeyler de söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla Türkiye bu kadar iyi yönetemeyebilirdi. Dış ülkelerin tepkilerini hatırlıyorum. Türkiye'nin 90'ları ard arda koalisyonların kurulup bozulduğu bir evreydi. Ve bizim 90'larımız Turgut Özal'la Süleyman Demirel'in ve daha sonra onların yerine gelen Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz'ın anlaşamayışının yıllarıdır. Anlaşamadıkları için sürekli koalisyonlar kurulup koalisyonlar
bozuldu. O dönem Bolbol hükümetlerin değiştiği ve ekonominin de çok zayıf olduğu bir dönem. Dolayısıyla böyle bir zayıf görünüm arz eden, Avrupa Birliği tarafından sürekli antidemokratik geçmişiyle itham edilen Türkiye'nin böylesi bir gücünün olabileceği beklenmiyordu. Avrupa nezdinde de şaşkınlık yarattı. Bizde PKK meselesi birkaç kritik fotoğrafla o dönem için hatırlanırdı. Bu dönem başka fotoğraflar var. Basılan ve yakılan bir köyde öldürülen bir bebek vardı. Kurşunla öldürülmüştü. O bebek, bir diğeri de o günlerde ve bugün halen daha hatırımızdan çıkmayan 33'er meselesi. Ben o fotoğrafı koyarım, adalet vaktidir. Öcalan'ın yakalandığı bilgisini ben bir fotoğraf olarak hatırlıyorum. O da Türk bayrağının yanında o boynu bükük halde bize yansıtılan o fotoğraf esasen bütün bu bilginin üzerine bir rahatlama, bir oh duygusu yaratmıştı, bir sevinç yaratmıştı.